Selamlar arkadaşlar, Çöplapsın yeni güncelleme ayrıntılarına ve detaylarını incelemeye hepiniz hoş geldiniz. Bugün cumartesi, ayın 16'sı ve akşam saat 9'da şu anda Çöplapsın yapmış olduğu yeni peçin değerlendirmesini ve incelemesini yapacağım. Komik şeyler var, oldukça eğlenceli şeyler var. Pek bir şey yok ama <laughs> böyle Çöplapsa gidecek çok şey var. Çünkü adamlar yine kalitesini ortaya koyuyor abi. Çöplapsın hakkını çok güzel veriyor. Şimdi dostlarım burada böyle uzun uzun yazdıklarına bakmayın. Bu uzun uzun yazmaları size böyle kol gibi geçirdik. Bak şuradan göstereyim. Yani kol gibi geçirdikleri şeyler. yani, the, yani sorunu kendinizde aratmanızı sağlayacak. Ama aslında sorunların kendinde oldukları yani çöp lapsı olduğu bir durum var burada. Şimdi bir açıklama var. Zaten açıklamayı gördükten sonra siz de durumu anlayacaksınızdır. Bakın şimdi Google çeviriye bir saniye yanlış yer açtım. Şuradan açıyorum. Dostlarım şimdi durum şu. Burada şu anda ben Downtus'un yayınlamış olduğu güncellemenin ilk notu. Bakın şurası. Zaten şurası yetecek size. Diyor ki bakın Hunt Pass için oyunculara bir değişiklik yaptık diyor. Ee, Hunt Pass alan ile almayanlar arasında bir adaletli olsun diye bir dengeleme yaptık diyor. Fakat ben şunu şöyle yorumlamıştım gördüğümde. Hani para yatırmayan insanlar da alt kategoride güzel ödüller koyacaklar sanıyordum. Fakat <laughs> durum beni öyle bir şaşırttı ki yok artık delirtti yani. Onca sevindiğimiz hunt mevzusu artık e, uçtu. ama part, çok başka bir sisteme geçti. Artık oynamak isteyen arkadaşlar varsa da, hani bu daha doğrusu bırakmak isteyen arkadaşlar varsa da e, herhangi bir şekilde ya hunt gidiyor. Aslında oynayıp da gitsem işte hunt kaçmasın diye düşünüyor. Çünkü gelecekte bu peş gelirse işte hunt kozmetiklerini de toplamış olsunlar diye düşünüyor. E, şimdi size onu artık gerek olmadığını anlatacağım. Şimdi peçan okuyorum. Daudz hunt hunt ilk eklediğimizde Slayer'ların sezonluk kozmetiklerinin önemli bir indirimle adım atmasının bir yol olmasını istedik. Bla 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 bla. Burayı siz hızlıca okuyabilirsiniz. Ben size özetleyeceğim. Arkadaşlar hunt Best'te her değişikliği hedefimiz hunt Best satın almayı tüm oyuncular için adil ve eğlenceli hale getirmek olmuştur. Bakın adil ve eğlenceli bu hale. Yani burada ne düşünüyor musunuz? Söylenen anlatılan peş not da şu. Ee, tamamen bizi düşündüklerini söylüyorlar. Tamam eyvallah. Bunu birazdan size zaten durumu göstereceğim. Arkadaşlar pitching geri alanı tamamen bununla alakalı neden iki tane antpes var ve neden farklı şekilde açıklıyor falan onu gösteriyor. Ben sizi hiç buradan okutmayacağım merak etmeyin onun için açıklayacağım. Oradan zaten şey ee, şeyi göreceksiniz sürprizi göreceksiniz merak etmeyin. Şuraya bakın küçücük bir panel koymuşlar. Hani bu nasıl görüyoruz mu? What is the next? Bak devamında bizi neler bekliyor? Devamında neler olacak mevzu bu? Hani adam o kadar küçük paylaşmış ki buraya yani utanarak böyle çekinerek <laughs> bu kadar panelde adam şunu buraya küçücük koymuş. Bu mevzu bizim 6 ay önce 5-6 ay önce bahsettiğimiz Radiant Escalation'ın açıklaması. Herhangi detaylı bir açıklama yok fakat açıklama şu şekilde. Gelecek yamalarla beraber Escalation, Radiant Escalation için çalışmalarımız sürmekte. Ee, gelecek peşlerde sizin de bunları karşılaştırabiliriz diyor. Fakat peş notu tam noktası yani peş notu dahi söylemiyor. Ne zaman geleceğini kendileri de bilmiyor. <laughs> Allah'ın emri peygamber beni bir ara gelir. Yani çok da umutları yok yani büyük ihtimal. Belli bir tarih de vermemişler. Geliyor. Hani yapılıyor anlayın siz. Fakat işin tuhaf tarafı şu. 6 ay önce paylaşılan yani 6 ay önce ortalama radyan dispatch'in gelmesi bekleniyordu ve söylediler. Açıklaması yaptılar ama bunca zaman sonra bir tane daha açıklama Utanım utana mutana, bilmiyorum yakıştıramadım ama yani çöp laps bildiğiniz gibi dostlarım her zamanki gibi hakkını veriyor. Şimdi geldik oyunun bombasına. Bakın şimdi oyun içine geldim. Huntress'e gireyim dedim. Dedim ki adamların yaptığı tek güncelleme Huntress. Onun dışında bir silah değişikliği, oyun değişikliği, güncelleme, bot, bot, buk, buk değişikliği artık eskisi gibi o da yok. Bak. Huntress açıyorum. Lan dedim Huntress alayım. Bak. Huntress 3. Eski oyunculara da ilgi çekici bir şekilde handpass'i aldırabilmek adına böyle bir sistem yapmış arkadaşlar. Fakat şunu söyleyebilirim. Eski boncu olmama rağmen gram ilgimi çekmedi. Hatta eskisinden daha berbat oldu diyebilirim. Şimdi bu yeni gelen handpass arkadaşlar. Ödülleri şu şekilde görebilirsiniz yukarıdaki gibi. Önceden burada kostümler vesaire emote emomet olurdu bildiğiniz gibi. Fakat bakın artık eser yok. Dengelemeyi buraya değil buraya getirmişler arkadaşlar. Dengelemeyi aşağıdaki bir bedava oynayanlara değil de para verenlere de getirmişler. Yani ikisini de sıfırlamışlar gibi bir şey. Burada herhangi bir şekilde kozmetik artık almıyorsunuz. Ki biz öncesinde buradaki kozmetikleri azalttıkları için de şikayet ediyorduk. Adamlar artık burada hiçbir şey koymamış. Aynen şu şekilde. Şöyle 65, 70, 75, 80 daha fazla platinum alacaksınız. Ama adam buraya kozmetik tasarlayarak uğraşmayacak. Böyle bir dengeleme, bu nasıl dengeleme anlamadım. Ee, buradaki kozmetikler gitmiş. Ayrıca siz farklı bir şekilde tutup ödül almak istiyorsanız ayrı bir handpass almak zorundasınız dostlarım bakın. Handpass choose diyorum. Burada 570 platinum'a sadece birer tane kostüm seti için 570 platinum'a diyorsunuz ve şunlar şu şekilde gördünüz. 30 adımlık şu dandik alıyorsunuz ve 570 platinum veriyorsunuz. Fakat herhangi bir şekilde size platinum ödemesi yok. Sırf şu kostümü 570 platinum veriyorsunuz. Şu pantolona, şuna, kafalığa vesaire vesaire. Almayın. Kesinlikle almayın dostlarım. Zaten vault'a sürekli güzel şeyler geliyor. Bak bunlar bile gerçekten kötü çok daha iyileri var. Buradakilere hiç boşunuza paranız vermeyin. Şuradan 570 platinum bunu almaktansa 600'e oynadığınız silahın en iyi kostümünü almak her zaman daha kafi. Şu kostümle bile değil bu arada. Hiçbir zaman kullanmadım bunu. Genel manada bu şekilde yapmışlar. Aa güzel bir şey var mı? Yani Hunt Desk'ten şimdi platinum çekiyorsanız en azından fazla fazla size birazcık platinum veriyor. Oradan arayı kapatabilirsiniz. Onu da gidin sakın dedim gibi buraya harcamayın bir aceleniz yok. Ya bu, bu ayda Hunt Pass'ı alıp oynamazsanız da hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çünkü burada kozmetik yok. Unutmayın. Rewatch Check'te ödüller şu şekilde herhangi güzel bir şey hoşuma giden olmadı. Sizin belki gitmiştir. Ee, beğendiğiniz burada kostümler varsa yorumlarda da ben unutmayın. Merak ettim. Sizin için, yani ben, benim için ilgi çekiyor durmuyor. Acaba sizin için nasıl duruyor? Az önce Gretax'ı beğendim. Gretax güzel yalan yok. Bunların alayı bende vardı zaten. Gayet güzel eski oyuncuların da ilgi çekecek şeyler yapmışlar. Ee, açık açık beğendim. Genel manada bahsedeceklerim bu kadar. Artık Hunt e oynamasanız da herhangi bir şekilde bir şey kaybetmeyeceksiniz. Siz önerdiğim şey illa ki, kostüm istiyorsanız dostlarım. Buradan store'a girip en beğendiğiniz silah hangisiyse artık buradan Repeaters'ın nedir? Buradan artık Repeaters'ın gerçi buradan o kostümü kalktı. Buradan beğendiğiniz silahın kostümünü, güzel kostüm yok da işte anladınız siz mesela. Bunda var galiba birkaç tane. Öyle. Gördüğünüz gibi güzel gene çöp bize kazığını attı. Her zamanki gibi ilgi çekici yamalar yapmaya, ilgi çekici güncellemeler yapmaya devam ediyor. Ee, bir önceki aydan bu ayda farklı hiçbir şey yok. Ee, aynı ayı tekrardan oynamak gibi bir şey. O yüzden tekrarlar için zaten birçok oyuncu bunu bırakıyor. Ee, belli şeyler var, belli güncel şeyler var, yapılar var. Onların silahların artırfileri için daha farklı bu tiplerini yapacağım. Bittiği zaman Allah kerim sonumuz hayırlı olsun. Neyse benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlarım. Hoşçakalın.